8 Temmuz'da yapılacak kongre öncesi dün delege seçimlerini yapan İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı'nda 3.353 üye 400 delegeyi belirlemek için sandık başına geldi. Ancak seçimlere çıkan arbede damga vurdu. Koronavirüs vaka sayısının artmaya başladığı şu günlerde çıkan arbede üyelerin sağlığını da tehlikeye soktu. Olaylı şekilde devam eden seçimlerde sosyal mesafe kurallarının da açılmasıyla birlikte iptal kararı alındı. İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, seçimde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayılmasından dolayı halk sağlığını gözetmek için iptal edildi ifadelerini kullandı. Neden iptal oldu, nasıl oldu, sistemi değerlendirme alalım. Gördüğünüz gibi sabahtan beri sağlıklı bir çalışma ortamı zaten oluşmamıştı. Gerekli gereksiz sürekli itirazlarla bizim üyelerle özellikle temas kurmamızın önüne geçmek için ve motivasyonumuzu düşürmek için sürekli tahrikler var, tacizler var. Yani seçimin yapılmasını engellemeye mi çalıştılar sizce? Tabii ki, çünkü partinin tabanında karşılığı olmayan ve partiliği tanınmayan, partilinin tanımadığı insanlar suni üyeliklerle bu işi yapmaya çalıştı. Fakat son raddede gördüler ki aritmetik onları gene çok gerilerde gösteriyor. Yaptıkları çalışmalarda biz şunu teyit ettik. Birçok mahallede gerektiği kadar delege bile adayı gösteremezler. Yani bu da onları ancak ve ancak bu şekilde olayları tahrik ederek, bizleri kışkırtarak seçimin iptalini sağlamaya yönelik sabahtan beri bir çalışma vardı. Çünkü gelenler gitmiyor sabahtan beri. 150 kişilik ekip sürekli sabit şekilde bekliyor. 20-30 kişilik ekip de sandıkların başında bekliyor ve sağlıklı bir şekilde çalışılmasını engelliyor. Ayrıca koronavirüs döneminde, pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı sosyal mesafenin korunmasına artık imkan kalmadı. Biz de vicdanen bunu yaşayamayacağımız için. Bu anlamda şöyle eleştiriler çok yoğun şekilde yapıyor. Niye ilçe binasında yapıldı, niye geniş alanda yapılmadı şeklinde çok büyük eleştiriler var. Ben bugüne kadar temayül yoklaması ya da delege seçiminin salonda yapıldığını hiç görmedim. Bugün karşımızda taraf olan eski ilçe başkanları da bilirler ki geçmiş dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nde defaatle temayül yaptık, delege seçimi yaptık. Buradan daha dar ve daha kullanışsız olmasına rağmen parti binasında yapıldı. Yani parti binası partilinin evidir. Partilinin aidiyet duygusuyla bağlı olması için evini görmesi lazım. Bugün dışarıdan ısmarlama yaptıkları 15 günlük sınırlı süreli yaptıkları üyeliklerle bu partiyi ele geçirmeye çalıştılar. Bunu başaramayacaklarını anlayınca da provokasyonla bunun iptaline uğraştılar. Biz sabahtan beri ısrarla süreci yönetmeye çalıştığımız halde özellikle ilçe başkan adayı olan Hilmer burada bütün komisyon başkanı da dahil, ilçe başkan yardımcıları da dahil, bütün arkadaşlarımıza her olayda yani ilkokul çocuğu gibi sürekli şikayette bulunarak, sürekli bağırıp çağırarak çalışmamızı engelledi. Zaten burada olan kişiler de, üst kuruldan gelen yöneticilerimiz de bunları yerinde teyit etti. Bundan sonraki süreç nasıl olacak Sayın Başkan? Bundan sonraki süreç tabii üst kurulların vereceği kararlarla yürütülecek. Öyle düşünüyorum ki genel merkez bu konuda bir karar alacak. Biz sağlıklı bir şekilde kongremizi yapıp şölen havasında gerçekleştirmek isterdik. Bugüne kadar çektiğimiz emeklerin, verdiğimiz mücadelenin ve çalışmanın sonucu bu tür davranışlara hak etmediğimizi düşünüyoruz. Düşünmekten de öte bunu kendimizden emin olarak söyleyebiliyoruz. Ülkede kirlenen çatışma çekişme içinde debelenen siyasetten İYİ Parti ile siyaseti çekip çıkarıp temiz bir yüzle siyaset yapmanın yollarını aradık, mücadelesini verdik. Bu şuurla biz hareket ederekten bu partiyle görev aldık ve bu süreci yönetmek için gece gündüz fedakarlık ettik elimizden geldiği kadar. Apaydın'ın iptal açıklamasının ardından açıklama yapan İYİ Parti İlçe Başkanı adayı Hilmi Er, yaşanan yoğunluğu ilçe teşkilatı kaldıramadı. Hem binanın yeri hem de sağlanan düzen itibariyle böyle bir sonuç çıktı dedi. Birçok arkadaşımız oy kullanmak için yukarı çıktığı zaman, çatı katına çıktığı zaman listelerde kendini bulamadı. Üye arkadaşlarını bulamadı, delege adaylarını bulamadı arkadaşlar. Bunlar bir partinin ivme kazanması için
doğru, sağlıklı ve güvenli yönetilmesi gerektiğinin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Eğer bunları siz sağlıklı bir şekilde yapmazsanız, uygulamazsanız sağlıklı bir netice de alamazsınız. Velhasıl Mersin milletvekilimiz Zeki Hakan Sıdalı Beyefendi gözlemci olarak Alanya'mıza gelmişler idi. Kendileriyle paylaştığımız bilgileri, arkadaşlarımızdan, üye arkadaşlarımızdan edindiğimiz eksiklikleri, yaptığımız tespitlerin tamamını kendilerine ilettik. Kendileri de sağ olsunlar bir rapor hazırlayacaklar. Ve bu rapor neticesinde genel merkezimiz bir karar verecek. Dolayısıyla bu an itibariyle şunu diyebiliriz. Tüm emek çeken arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Tüm fedakarlık yapıp bu saate kadar burada bekleyen arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Ama şunu da tüm Alanya kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Mücadelemiz devam ediyor. Sonuna kadar da devam edecek. Bir memlekette adalet yoksa hiçbir şey sağlıklı olmaz, sağlıklı yürümez. Adaletin tesis edildiği yerde de her şey daha güzel ve sağlıklı olur. Bizim istediğimiz bir şey vardı. Adaletli bir şekilde kanunlarımıza, tüzüğümüze uygun bir seçimin yapılmasıydı. Maalesef genel merkezimizi ve il teşkilatımızı tenzih ediyorum. İlçe teşkilatımız bunu başaramadı, beceremedi. Listelerin eksik çıkarılması, üyelerimizin birçoğunun listelerde yer bulamaması ve belki de en önemli unsurlardan bir tanesi de farklı mahallelerde insanların kendini görmesi. Örneğin Kadıpaşa'da oturan bir üyemiz doğduğundan beri Kadıpaşa'da oturuyor. Ancak kendisi Hacet Mahallesi'ne aktarılmış. Seki Mahallesi'nde oturan bir vatandaşımız Küçükasbahçe Mahallesi'ne gönderilmiş. Excel üzerinde yapılan oyunların neticesinde birçok insan kendini listelerde göremedi. Dolayısıyla oylarını dahi kullanamadan geri dönüp gitmek zorunda kaldılar. Bizim genel merkezimizden, Antalya İl Teşkilatımızdan ricamız ve istirhamımız partimizin büyümesi için, Alanya'nın İyi Parti ile daha güzel günlere kavuşması için bu yapılan yanlışların giderilerek daha sağlıklı, daha adil bir seçimin yapılmasının tesisi. Biz bu konuda taleplerimizi, elimizdeki evrakları, bilgileri milletvekilimize Sayın Hakan Sıdalı Beyefendi'ye aktardık. Kendisinin vereceği rapor doğrultusunda genel merkezimiz bir karar verecek. O karara hepimiz saygılı olacağız. Şimdilik açıklayabileceğimiz, şimdilik söyleyebileceğimiz hususlar bunlardan ibaret. Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı ise seçimlerin adil ve doğru bir şekilde yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Öncelikle tabii korona sürecinde seçim yapmak maalesef çok kolay değil. Her türlü gayreti sergiledik. Biz seçimin devam etmesinin uygun olacağını düşünüyoruz ama maalesef aşağıda şartları oluşturmakta çok zorlandık. Dışarıda bekleyen, oy kullanmak isteyen üye sayısı çok ciddi. Bir teveccüh var. Herkes partinin bu seçimine katılmak istedi. Fakat maalesef gerekli hijyen şartları sağlanamadı. Yoksa seçimimiz gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyordu. Dolayısıyla ilçe başkanımızın ve seçimi yönetmekle yükümlü olan divan başkanımızın kararıyla seçimi ertelemeye karar verdik. Şöyle söyleyeyim, ben gözlemci olarak geldim ilçeye. Dün akşam geldim. Hem ilçe başkanımızla görüşme fırsatım oldu. Hem de ileriki dönemde ilçe başkanlığına aday olduğunu bildiğim bu 20 başkanla görüşme fırsatım oldu. İkisinin de gözlemlerini, endişelerini kaydettim. Zaten benim görevim gözlemci olarak burada olanları takip etmek, gözlemlemek. Herkesin verdiği evrakları topladım. Bu bir sonrasında da bunu bir rapor olarak genel merkeze sunacağım. Seçimler her zaman partiler için faydalıdır. Biz demokrasinin savunucusuyuz. Dolayısıyla seçimlerin adil ve doğru bir şekilde yapılması
ve tüm üyelerinde kendi iradelerini beyan etmeleri önemli. O anlamda seçim süreci ve yukarıdaki şartların oluşması anlamında ben şahsen bir eksiklik gözlemlemedim. Ama aşağıda tabii ki sosyal mesafe korunamayınca bunun tabii ki partinin imajı açısından etkileri olabilir diye düşünüldü. Yücel Apaydın'ın inat ederek 3353 üyeyi dar bir alana sıkıştırmaya ve Hilmi Er taraftarı üyelerin oy kullanmasının engellenmeye çalışıldığını savunan üyeler Apaydın ve yönetimini istifaya davet etti. Siyaset bilim ister. Siyaset ilim ister, bilgi ister, birikim ister. Siyasette bu millet isterse gelirsiniz, bu millet istemezse gidersiniz. Bu millet getirirken de aynı eşrefi mahluk bir millet, götürürken de öyle olacak. Siyasetin milleti kucaklayacağın her daim göstergesi olmalıdır.